Merhabalar tekrardan. Ben sosyal hizmet uzmanı. Zaten tanışıyoruz sizlerle. Bugün bağımlı ayin rolünden bahsedeceğiz arkadaşlar. Öncelikle şöyle, genelde ailelerden ben bunu duyuyorum. Benim diğer çocuklarımda ya da yakın çevremde benim yakınım gibi bağımlı birisini görmediğini söyler genelde bağımlılar. Yani şöyle, bağımlı birey hani onun farklı olduğunu kabul edebiliriz. Hani evdeki ya da diğer çocuklardan davranış olarak da farklı olabilir. Yani diğerlerin gösterdiği tepkileri farklı tepkiler gösterebilir. Ya da onun zaten farklı bir çocuk olduğu için madde kullanmaya ya da alkol kullanmaya başladığı unutmamamız gerekiyor. Onun haricinde duyguları kontrol etmek. Anne ve baba duygularını kontrol etmek zorundadır arkadaşlar. Şöyle bağımlılığın ya aileden kaynaklı olabilir ya da aileden kaynaklı olmayıp sadece bireyden kaynaklı olabilir. Hani aslında iki taraflı olabiliyor genelde bağımlılık. Şöyle kabahatin kimsede olmadığını, sorunun çocukla aralarında ilişki olduğunu kabullenmemiz gerekiyor. Yani şöyle şu an tedavi sürecindeyiz. Bu tedavi süreci en az 1 yıl devam edecek. Onun haricinde her şey şu an tedavi sürecinin yeniden başladığını düşünmemiz gerekiyor. Ümitsizliği bir kenara bırakmalıyız yani. Şöyle eğer aile olarak biz ümitsizliği devam edersek bağımlı olan bireyler hani daha fazla ümitsizliği bırakıp tedaviden vazgeçme ya da bağımlılığı kabul etme gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Onun haricinde sınırlar. Genelde anne baba çocuğuna sınır koymayı geçmişte öğretemiyor, biliyor. Hani genelde bağımlılar sınırlara uymak istemezler ya da sorumluluk almak istemezler. Yani şöyle bağımlı olan birey sınır koymakta ve kurallara uymakta güçlük çektiğini biliyoruz ve bunları kendi hayatımızda da gördük. Bu nedenle aile yeni strateji geliştirerek onun kurallara uymasını sağlamalıdır. Bu kurallar baskıcı biçimde olmamalı. Bağımlı birey aile ve sosyal çevresiyle birlikte ortak bir yol geliştirmeye çalışmalıdır. Ben genelde şöyle derim. Bağımlıların da bilgisini ya da görüşünü almamız gerekiyor. Sen ne düşünüyorsun? Hani sen bu konu hakkında görüşün nedir? Hani gibi gibi sorular sorarsak eğer bu kuralları da sınırları da birlikte koymuş olabiliriz. Ya da bu kuralları yapamıyoruz ya da sınırları çizemiyoruz. Yani gerekirse profesyonel birilerinden yardım almaktan kaçınmamamız gerekiyor arkadaşlar. Onun haricinde sorumluluklar. Şöyle genelde bağımlılar kendi sorumluluklarını başkalarına üstlenmesini çok severler ve aile ya da yakın çevresi bunu yaptığı takdirde kişi artık benim zaten sorumluluğum yok. Ben alkol ve madde kullanabilirim gibi gibi düşünceler olabiliyor. Şöyle bağımlı biri için kendi sorumluluklarını almayı öğretmemiz gerekiyor. En basit olarak da şöyle odasının temizliği, düzeni olabilir. Ya da yediği bir yemeği yani temizleme, yıkama, kaldırma olabilir. Hani ilk başta bu şekilde başlayabiliriz. Ya da alkol madde bağımlısı olanlarda sorumluluk alma ve kendi sorumluluklarını yüklenme oranı daha düşüktür. Bu gençlerde ve çocuklar tüm sorumluluklarını başkalarına yüklemeye çalışırlar. Yani böylece yaşamlarının sorumluluğunu almaz ve madde ya da alkol kullanımına devam eder. Aynı şekilde bedenlerinin sorumluluğunu almadıkları için alkol ve madde kullanabiliyorlar. Şöyle alkol ve maddeden çok yüksek miktarda aldığı takdirde ölme ihtimali var. Bunu bilerek kullanıyorlar. Yani kendi bedenlerinin sorumluluğunu dahi almıyorlar. Hani aslında empati kurabiliriz bu noktada. Hani niye bu kadar çok istiyor ya da kullanım sebebi ne? Hani diye bu şekilde düşünebiliriz. Ya da madde kullanımı ya da alkol kullanımı ne kadar zarar verirse versin kişi madde kullanmaya ya da alkol kullanmaya devam edecektir. Dediğim gibi hani kişiye bireysel anlamda ya da aile için ya da diğer konularda sorumluluk vermeyi unutmamamız gerek. Özellikle tedaviden sonra daha sağlıklı olacaktır. Beklentiler, anne babanın amacı onu zarar görmesini azaltmak olmalıdır. Bambaşka bir birey haline getirmek öyle bir hedefimiz olmaması gerek. Bunu söyleyebilirim.
Şöyle, birey alkol ve maddeye başlamadan önce zaten onun belli bir karakteri, kişiliği vardı. Hani biz tedavi sürecinin aslında buna odaklanıyoruz. Hani eski karakter ve kişiliğin üstüne bağımlılık hakkında ya da sosyal anlamda, aile anlamında ya da iş anlamında, sosyal çevre anlamında biz onlara zaten yani kendi hayatının olduğunu, kendi kuralların olduğunu, onunla bir karakterin, kişiliğin olduğunu bireysel görüşmelerde, grup çalışmalarında bunları anlatıyoruz. Onun haricinde yani dediğim gibi farklı bir insan haline getirmeye çalışmamız gerekiyor. Ya da evdeki diğer çocuk gibi olması ya da dışarıda gördüğümüz sosyal hayatta biri gibi olmasını istemememiz gerekiyor. Eğer isterse kişi tekrardan alkol ve maddeye yönelebilir arkadaşlar. Yeni beceriler. Şöyle anne baba çocuğuyla başa çıkabilmek için yeni beceriler kazanması gerekiyor. Örneğin anne baba ya da eş, arkadaş çok kolay öfkeleniyorsa öfkesini kontrol etmeyi öğrenmelidir. Hani genelde ailelerde öfkeyi kontrol etmek anlamında bazı zorluklar yaşayabiliyorlar. Bunun üzerine gidip kendimizi o noktada farkındalığımızı artarak bir sonuca gidebiliriz. Ya da çatışma çözme yöntemleri konusunda hani çatışma anında iki tarafta sinirliyken konuşmaya da kavgaya devam etmek hem biri için hem aile için sıkıntılı bir durum. Hani geçmişte bunları yaptık ama artık onları bir kenara bırakıp tekrardan yeni beceriler geliştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Geliştirmediğimiz takdirde tekrardan alkol ve madde bağımlılığı olabilir. Şöyle yeni stratejiler anne, baba, eş gibi gibi yakınımız eğer kimse. Bugüne kadar uyguladığımız yöntemlerde başarısız olduk. Bunu kabullenmemiz gerekiyor önce. Kendimiz şimdiye kadar uyguladığımız bir kenara bırakıp profesyonel kişilerden yardım almaktan çekinmememiz gerekiyor. Eğer tek başımızı halletmeye kalkarsak bu hem sizin için hem biri için çok zorlayıcı bir durum olabiliyor. Ya da eğer anne, baba, eş bugüne kadar uyguladığı yöntemlerde başarılı olsaydı zaten şu an bağımlı birey alkol ya da madde kullanmayacaktı arkadaşlar. Bu nedenle başarısız yöntemler tekrar kullanmamalı ya da bir kenara bırakmalıyız. Aile olarak farklı alanlarda yeni yöntemler geliştirebiliriz. Farklı uzmanlardan görüşme alabiliriz ya da bağımlılık üzerine kitaplar okuyabiliriz. Hani bu şekilde söyleyebilirim. İlk adım. Genelde bireylerde bağımlılıktan kaynaklı doğal bir isyan kaynağı olabiliyor. Genelde anne, baba, eşle ilgili uyuşmayı genelde bağımlılar reddedebiliyor. Genelde bağımlılar sonucu ne olursa olsun her şeyi göze alıp uyuşmamazlığı tercih edebilirler. Bu nedenle öncelikle anne, baba, eşin değişmesi gerekiyor. Şöyle aile olarak biz değişelim ki bağımlı olan birey de değişmeye başlasın. Şu şekilde diyebiliriz hani aile, anne, baba, eş bir büyüklük yapmalı diyebiliriz aslında. İletişim şöyle arkadaşlar genelde ebeveynler hani bireylerin ya da çocukların alkol ve madde kullandığını çok geç haber oldukları gözlemlenmiştir. Bu da aile içi iletişimin ne kadar az olduğunu göstermektedir. Şöyle iyi iletişim için arkadaşlar dinlememiz gerekiyor. Dinlemek konuşmak değildir. Onu anlamamız gerekiyor. Onu dinlediğimizi ve anladığımızı göstermemiz gerekiyor. Sadece bizim kendi söylediklerimize değil, onun ne söylediğine de odaklanmamız gerekiyor ki iletişim anlamında bir yol kat etmemiz için. Onun haricinde anne baba hayatını sadece bağımlı bireye odaklayabiliyor. Aslında kendilerinin de bazı özel yaşantısında, iş, sosyal çevre, ailesinde bir durumdayken hayata sürdürmeyi özen göstermesi gerekiyor. Genelde diğer çocukları, diğer çocuklarla ya da diğer aile bireyleriyle o kadar çok zaman geçirmiyor. Sadece bağımlı bireye zaman geçirebiliyoruz. Aslında şöyle anne baba kendini koruyabilir ve uzun süreli olarak madde kullanan çocuğuyla uğraşabilir. Yani yoksa kısa sürede aileler yorulur, yarı yolda kalır. Öte yandan ailenin tüm üyelerin ilgisini
tek kişiye odaklanma sonucu madde kullanan genç bu ilgiyi kaybetmemek için tekrardan alkol ve madde kullanmayı sürdürebilir arkadaşlar. Yani onun için kendi hayatımızdan ödün vermememiz gerekiyor. Tabii ki de ödün vermemek olayları umursamamak ya da öncelik sırası vermemek değildir. Önce kendimiz iyi olmamız gerekiyor ki bağımlı bir bireye de iyi olmamız için. Onun haricinde çatışmalar. Bağımlı birey öfkeliyken tartışmaktan kaçınmamız gerekiyor. Çatışma ertelenmemelidir. Örneğin birey sinirli şu an. Siniri geçtikten sonra o an sakinken aynı şekilde biz de sakin olmamız gerekiyor ki kişiyle sorunları konuşmak daha yararlı olacağını söyleyebilirim. Ya da bağımlı birey alkol ve maddeliyken tartışmak yerine ayıldıktan sonra gerekli olarak konuşulmalıdır. Hani çatışmalar tartışma ya da kavgayla çözülmez. Geçmişte bunları yaptık, denedik ama bunlarla herhangi bir yol kat edemedik. Dediğim gibi öfkeliyken ya da sinirlik halinde iki taraf sakinleştikten sonra konuşmak daha sağlıklı olacağını söyleyebilirim. Anlamak, onu anladığımızı ya da neler hissettiğini anlamamız gerekiyor. O kendi doğrularını yapıyor ve yaşıyor. Onun doğruları bizim doğrularımızdan farklı olabilir. Bazı davranışlarını bilerek yapmadığını kabullenmemiz gerekiyor. Alkol ve maddeden kaynaklı aslında onları yapıyor. Gereken onun kendisi değil davranışlar olmalıdır arkadaşlar. Desteklemek. Şöyle bağımlı birey genelde motivasyonla bazen iniş çıkışlar olabiliyor. Desteklemeyi unutmamamız gerekiyor. Hani motivasyon anlamında sen yaparsın, sen mücadele edersin de değil de işte sen diğer bağımlılar temiz olmuş, hani sen de yapabilirsin, senin de güçlü yanların var gibi gibi destekleyici cümleler kurabiliriz. Onun haricinde bağımlı bireylerin de aslında doğru yaptığı şeyler var. Yani hep onun kötülüklerin ya da yanlışların üstüne odaklanmamamız gerekiyor. Eğer odaklanırsak başarı getirmez. Bu nedenle olumlu davranışları da görülmeli ve bu davranışları yüzünden övebiliriz. Kimi zaman olumlu davranışları dolayısıyla ödüllendirebiliriz. Onun haricinde kötü davranışlar yerine iyi davranışlar üstüne konsantre olunmalıdır. Onun haricinde söyleyeceğim. Yani dediğim gibi arkadaşlar, şöyle sorunu bağımlıyla gerçek bir şekilde konuşmak, çözüm yolları aramak, karşımızdakinin farklı özelliklere sahip olduğunu kabullenmek, onu anladığımız hissettirmek, sorun üstesinden gelmek için gerekli olduğu gibi bağımlıya sorumluluk vermek, kendi sorumluluklarının üstlenmesini sağlamak, sınır ve kuralları koymak da tedavi başarısı da çok önemlidir arkadaşlar. Sınır ve kural koyma baskı şekilde olmamalı. Bunlar konuşarak anlaşma yoluyla olmalıdır. Bu anlamda bağımlıyla aile arasındaki çatışmalar çözümlenmeli. Önceden uygulanan iletişim şekilleri gözden geçirilmeli. Yapıcı, kaliteli iletişim modelleri seçebiliriz arkadaşlar. Bugünkü konumuz bu şekildeydi arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Soru sormak isteyen